Aşıksın işte Murat. Nazlı'ya aşıksın. Bunun başka bir açıklaması yok. Yoksa neden bu kadar öfkelenesin? Ama izin vermeyeceğim. Nazlı'ya aşık olmana asla izin vermeyeceğim. Bana bunu yapmayacaktın Furkan. Bana bunu yapmayacaktın. Ben aynı eziyeti size bir daha çektirmem, merak etmeyin. Eziyet? Ama benim baktığım yerden bayağı eğlenceli görünüyor. Ayşe, haklı çıktım. Tebrik ederim de konu ne bebeğim? Çok çok belliydi zaten, çok belliydi. Belliydi ama haklı çıktım. Ben biliyordum zaten, ben biliyordum. Ben Murat'ı tanıyorum. Ben biliyordum. Ne olduğunu bana da anlatacak mısın? Murat Nazlı'ya aşık Ayşe. Bak, sakın senin uydurman falan deme, kendi kulaklarımla duydum. Neyi duydun? Murat'ı. Resmen Furkan'ın Nazlı'ya yakınlaşmasını kaldıramıyor. Çok öfkeliydi. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum ama gerçek işte, gerçek bu. Ya belki yanlış anlamışsındır. Ya da haklıysan da gelip geçici bir şey olabilir bu Melek. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum Ayşe. Üstelik ben Murat'ın daha önce Nazlı'ya nasıl baktığını gördüm. Sana söylemiştim ben bunu. Madem kucağımızda böyle bir gerçek duruyor, o zaman farklı adımlar atacağız bundan sonra. Nasıl adımlar? Kapatmam lazım. Melek? Aslı teyzeciğim, ben çarşafları değiştirecektim de öyle telefon çalınca. Siz lütfen, lütfen elemeyin. Yok, yok, ben halledeceğim. Şu kadarını koyayım bari. Ben bir anda böyle dağıttım ortalığı. İyi misin canım? Sen biraz solgun gözüküyorsun sanki. Yok, çok iyiyim. Ben sadece geceleri biraz uyumakta zorlanıyorum da. O yüzdendir. Niye zorlanıyorsun uyumakta? Melek, bak benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Her şey bildiğiniz gibi. Bilmediğiniz bir şey yok. Halledeceğiz canım. Biz ikimiz el ele verip her sorunu halledeceğiz. Özellikle de şu Murat'la arandaki konuyu. Ben de onu sormak için geldim zaten. Ne yaptın? Hani çocuklarla dışarı çıkacaktınız. Murat'la konuşabildin mi? Neden onun etrafında dolanıyorsun Furkan? Neden? 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 Neden?
Konuşamadım henüz. Çalışıyordu, ben de bölmek istemedim. Ah, keşke bölseydin. Yani hazır yalnız kalma fırsatını yakalamışken diyorum. Böyle ince davranmana gerek yoktu. Ben sizin için bir program hazırlayayım mı? Ah, yok yok, hiç gerek yok Aslı teyze. Ben konuşacağım, merak etmeyin. Peki canım. Aşkım. Gel bakayım sen, ne oldu sana? Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Ay, doktor çağıralım mı? Hiç gerek yok Aslı teyze. Annesi şimdi kızını iyileştirir. Değil mi benim bir tanem? Karnını iyileştirir şimdi annesi. Beklediğiniz onay e-mailini yolladım. Evet. Karşı tarafla paylaştıktan sonra dijital imzalı bu kopyasını bana da gönderin. Kolay gelsin. Sen merhamet mi duyuyorsun yoksa... Yoksa? Yoksa sevdalandın da nazlı kızımıza adına merhamet mi diyorsun? Tanem. Anne, senin yanında oynayabilir miyim? Tabii oynayabilirsin bir tanem de. Söyle bakayım, sen niye fısıltıyla konuşuyorsun? Babam anneni yorma dedi. Git Sena'nla oyna dedi. Söylemeyelim, tamam mı? Tamam, söylemeyiz. Ne oynayacağız peki? Hadi bakalım. Ben doktor olacağım. Sen de benim hastam ol. Diğer hastalar da bunun içinde. Tamam, akıllı kızım benim. Yaka kartımı takar mısın anne? Getir takalım. Ne güzelmiş. Pansuman vaktini geçirmeyelim. Pansuman mı? Evet kuzum, pansuman. Ben yapacağım. Annemin doktoru benim. Ben yapayım ne olur. Bir kere yapacağım. Yapabilirim. Buna inanıyorum. Lütfen. Hani ben çok akıllıydım? Bir tanem akıllısın. O yüzden de bizi anlaman lazım. Akıllıdır benim kuzum. Çok akıllıdır. Benim kızım bence beni hemen iyileştirmek istiyor. O yüzden ısrar ediyor. Evet, annem hemen iyileştirmek istiyorum Hatice teyze. Ama sen beni pansuman yapmadan da iyileştirebilirsin. Nasıl? Öpersin mesela. Sen beni öpersen ben çabucak iyileşirim. Pansuman? Yani pansumanı çocuklar yapmaz ki. Ya tamam, sen çok akıllısın. Ama daha küçücüksün. Hem... Yani yanlışlıkla yaraya zarar verebilirsin. Allah korusun, kanar falan kuzum. Gerçekten. Kanar tabii. Küçük olduğum için mi izin vermiyorsunuz? Neyi yapmana izin vermiyorlarmış bakayım? Pansumanı anneme ben yapmak istedim de baba. Ona izin vermiyorlar. Ama biz öpücükle anlaştık. Evet. Biz seninle de konuşmuştuk. Anneni yormayacaktın anne. Doktorculuk oynamak istemiştim. Ama yani ben yorulmadım ki. Benim zaten canım çok sıkılmıştı. Buldum. Anne sen pansuman yap baba. Annem seni iyileştir. Olmaz bir tanem. Hatice teyzen yapacak. Hayır baba, pansumanı sen yap. Sen yap pansumanı. Hadi baba lütfen. Hadi kızım. Ver bunları Hatice teyzene. Pansuman gecikmesin. Hayır baba, sen yap pansumanı. Hayır dedim kızım. Yoksa sen annemi sevmiyor musun? Ben
de o zaman bundan sonra sana küfeceğim baba.